Ee, yani diyor ki Davutoğlu aslında hükümeti bu ülkede Erdoğan e, kuracaktır. E, o ne derse o olacaktır. E, gerçekçi bir e, açık ifade. Yani bir aslında bir e, gerçekliğin ve bir e, bu sürece bu sürecin üzerindeki baskının e, açık bir ifadesi. Peki size Tabii ben bunu ben bunu onaylamıyorum. Asla onaylamıyorum. Bunun Türkiye'de parlamento'nun çözüm üretme imkanını ortadan kaldırdığını gösterdiğini düşünüyorum. Bu ifade. Bu ifade aslında bir acizin ifadesidir, bir yenilginin ifadesidir. Hı, hı. Rıza ve siz bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, seçimlerden sonra bunu AK Partililer kendileri de söylediler. Cumhurbaşkanı alanlara inmesi, AK Parti adına e, miting yapması vesaire bunun AK Parti tabanında özellikle tepkiyle karşılandığı yönünde araştırma raporları da oldu. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun çünkü uzun bir zamandır herkes diyor ki Başbakan Davutoğlu aslında ile yapmak istiyor bir koalisyon. Şimdi böyle bir açıklama yapması kafaları karıştıran bir durum değil mi? Siz nasıl evet, görüyorsunuz? Evet de yani böyle bir açıklamanın tabii arkası önü nasıl ben bilmiyorum ama yani Cumhurbaşkanının e, hükümeti kurma e, konusunda yönlendirme yetkisi e, yok anayasal yetkisi yok. Yani hükümeti onaylama yetkisi var. Bakanlar kurulunu onaylama yetkisi var. Yani bakanlar e, isimleri ne de ne de itiraz edebilir e, ki nitekim pek çok e, hükümet kuruluşu sırasında bunları yaşadık hem Sayın Sezer döneminde Demirel hem dönemi Sayın de döneminde de yaşandı Demirel döneminde yaşandı e, ama yönlendirme e, konusu e, Cumhurbaşkanının yetki görev e, ve sorumluluk alanına dahil bir e, konu değil e, yani ben e, şöyle <laughs>